Söz sırası Sayın Bedri Serter'e ait. Buyurun Sayın Serter. Başlatabilir miyiz tekrardan başkanım? Teşekkür ederim. Ben de farkındayım. Sayın Bakan'a konuşacağız. 365 günde bir gün, bugün yine yok. Olmaz. Bakan burada olması lazım. Ben bakana konuşacağım. Lütfen buraya gelsin. Lütfen. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. İki şehidimiz var. Ciğerimiz yanıyor. Engin Başkanım çok güzel söyledi. Artık son olsun. Evlat büyütmek ve yetiştirmek çok zor ama kaybetmek çok kolay. Sayın milletvekilleri, KOBİ'nin açılımını aramızda bilmeyen yoktur umarım. 250 en fazla çalışan ve 125 milyon TL ciro yapan işletmelere KOBİ işletmeleri denir. Türkiye'de kurulu yaklaşık 3.9 milyon işletmenin %99'u KOBİ'dir. Bu KOBİ'ler şu anda iktidarın yaptığı vahim hatalarla ne duruma düştüğünü sizlere izah edeceğim. Dedim ya, KOBİ'lerin sermayesi o kadar büyük değildir. En küçüğü tarif edeceğim size, bir bakkal dükkanı kadar küçük. En büyüğü 250 tane yanında işçi çalıştıracak bir tekstil atölyesi kadardır. Bu KOBİ'lerin sahipleri öz varlıklarıyla düğünlerde evlatlarının takılan takılarını bozaraktan, aile ve akraba yanlarında borç para alaraktan işletmelerini kurarlar. KOBİ'lerin kurucuların devletlerinden çok beklentileri yoktur. Onların mutlulukları yanlarında çalıştırabildikleri ve emekleri karşılığında maaşlarını ödeyebildikleri çalışma arkadaşlarıyla birlikte alın teri döküp onları üretmektir. Bir de neyi önemsirler biliyor musunuz? Devlete olan vergi, SGK, elektrik ve su borçlarını eksiksiz ve zamanında yatırmayı bir namus borcu bilirler. Hükümetten tek beklentileri Türkiye'yi iyi yönetmeleridir. Bizler kendi yağımızla kavruluyoruz. Bizlere gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz diyorlar. Bu KOBİ işletmeleri o kadar hayatın içinde insanlardır ki hükümetin yaptığı en küçük bir hatayı gözden kaçırmazlar. Vatanlarını çok severler. Onlar Cumhuriyet'in temel ilkeleri ve değerlerini, Büyük Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne neler emanet ettiğini ve neler kazandırdığını çok iyi bilirler. Tüm KOBİ'lerde Büyük Atatürk'ün, Büyük Önder'in resimlerini görürsünüz. Harama da, helal de çok iyi bilirler. Hiç gözlerinden kaçmaz. Çünkü en küçük işletme aileleriyle birlikte 10 kişiye aş ekmektir. En büyük KOBİ'de 1500 kişiye aş ekmektir. O yüzden kazançlarını helal bilirler. KOBİ'lerimiz salgından önce de birçok olumsuzluklarla karşı karşıya kalmışlardı. Covid salgını KOBİ'lerin çökmesinin tuzu biberi olduğu tablo çok ağırlaştı. Nitekim pandemi dönemi sonrası çıkan acı tabloyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çok net açıkladı. 11 Mart 22 Kasım tarihleri arası 86 bin iş yeri kapandı. Bu ne demek biliyor musunuz? Ortalama 10 milyon insanın çorbasız ve ekmeksiz kalması. Ama hala hükümet bunları göz ardı edip pansuman tedavileriyle günü kurtarmaya çalışmakta. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Bu tedavilerden biri de KGF kredileriydi. 3 yıl önce KGF kredileri çıktı. Tabela şirketlerine 30 milyon, 100 milyon, 200 milyon dağıttılar. Sanki babalarının parasını dağıttılar. Sonra ne oldu? Hani hesabı sorulmuyordu bunların? Evet, Sayıştay raporlarında dahi bu rakamlar çıkmadı. Ve çıkmaz yola giren bir iktidarın geldiği son nokta Merkez Bankası rezervlerinin -60 milyonlara varması. O akşam Merkez Bankası Başkanı'nın kellesi gitti. Ve sonra ne oldu? Damat bakan
Bu çok önemli arkadaşlar der diye damat bakan. Allah sonumuzu hayırlı etsin tweetiyle çekti gitti. Yok. Yok. Bilen var mı? Damat bakan nerede? Ayrıca bugün gelinen noktada 3 milyon 800 bin KOBİ'nin yani tümünün bankalara borcu var. Kredi borçları 860 milyar lirayı bulmuş. 288 bini takibe girmiş durumdayken o tabela şirketlerine verilen kredilerin birer milyonu bunlara dağıtılsaydı bu KOBİ'leri, COVID'i mükemmel geçerlerdi. Siz de sıkıntı çekmezdiniz. Yine kime sarıldı? Satıldığı belli olmayan 128 milyar dolardan aldı sattığıyla para kazananlardan gelen rakam, kar rakamı 1,5 milyon KOBİ'mize destek verecekti. Haram olsun, zıkkım olsun onlar. İngiltere'deki tefecilere 192 milyar dolar faizle kaç KOBİ kurtarırdık? Kaç fabrika yapardık? Kaç işletme kurardık? 13 milyon işsizimiz var Sayın Bakanlar. 13 milyon işsiz gencimiz var. Bu paralar oralara gitmesi lazımdı. Peki bu faizler neden ödenmedi? Neden ödenmiştir? 3-5 tane müteahhide yol, köprü ve yapılacak olan hızlı tren inşaatlarına dış kaynakla gelen paralar bunlara verilmiştir. 85 milyon insanımızın iliklerine kadar sömürülmüştür bu. Daha dün Van'dan evet artık yeter diyor KOBİ'ler. Memleketimiz KOBİ'lere gelin bizi kurtarın diyorlar. En kısa zamanda geliyoruz iktidara.